Ne oldu sana? Ertuğrul Nableri. Yolda pusu kurdular Emir Hazretleri. Boğaç? Herkes öldü. Onu götürdüler Emir Hazretleri. Canını kaçırdılar demek. Ertuğrul! Neden ruhlar yanımda değil? Neden beyim? Neden bu sonsuz öldürmezsin? Ne vakittir aldığım kararlar, verdiğim emirler tartışılır oldu Turgut. Hatunlar, Bizans hududundan bahsederim. Pınarlarından delice sular akan, topraklarından rahmet, düşmanlarımızdan ganimet alacağımız, daha büyük, daha güçlü olacağımız cihandaki yegane yer oradadır. Yiğit'le birlikte Sultan Alaaddin'in huzuruna çıkarmak isterim onları. Hala anlamaz mısın? Anlamam beyim. Anlamam. Yetti gayrı. Bunca oyun bana yetti gayrı. Yetti! Turgut! Karşımda zayıf, çaresiz Alp görmek istemem. Bunca zamandır beni ayakta tutan içimdeki intikamdı beyim. Onu sen benden aldın. Madem karşında çaresiz bir Alp görmek istemezsin, o hal bende varam gidemiyorum ha. Gayrı buralar bana dardır. Herkesin kendi yoluna düşme vakti gelmiştir. Belli ki Ertuğrul'la aralarında bir mesele olmuş. Ertuğrul yine bir oyunlar peşinde. Her oyuna döner dolaşır bizi vurur. Ertuğrul'u tez bulmalıyız ağabey. Ertuğrul Geyikli mağarada olmalı Sungur. Tez git ona dur de. Şehzade Yiğit'i de sultana teslim et. Ben de burada beyliği almak için elimden geleni yapacağım. Nerede bu mağara ağabey? Kıraç Tepesi'nin doğusunda, vadinin sonunda. Patikayı takip et, seni oraya götürür. Bütün her yeri didik didik edeceğiz. Onları bulmadan geri dönmek yok. Dodurga'nın şerefli beyleri, artık seçime geçelim. Akçe Bey'in bey olmasını isteyenler kimlerdir? Artuk Bey'in bey olmasını isteyenler kimlerdir?
Dodurga Obası'nın yeni beyi Akça Bey'dir. Verin şehzadeyi bana. Celladımız gelmiş Boğaç. Zorluk çıkarmayın. Yapmayasın beyim. Sana onu vermeyeceğim. Yiğit Alp, Ertuğrul Bey'imin bize emanetidir. Onu sana veremeyiz beyim. Size zarar vermek istemem. İndirin pusatlarınızı. Yapma beyim. Canımız pahasına onu koruyacağız. Önümden çekilin. Kendini de, Ertuğrul Bey'imi de, obamızı da felakete sürüklersin. Yapma beyim. Atlar! Saldırın! Kim bunlar? Abim. Yiğit. Sen burada bekleyesin Halime. Beni affet çocuk. Devletin bekası için, Ertuğrul için bunu yapmak mecburiyetim. Abi! Yeter artık abi, yeter! Yeter Ertuğrul, bu iş bitecek! Abi! Tekin. Abi. 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 Dayan. Dayan iyileşeceksin abi.
Vakit olacaksın. Yardım et. Yardım et. Abi. Çabuk obaya. Hadi çabuk kaldır verdiler. Diyeceğim odur ki ana, ne benim, ne Sungur Tekin'in, ne de obanın beylerinin tahammülü kalmamıştır. Gündoğdu, Ertuğrul olmadan toy olmayacağını sana söyledim. Sözlerimi işitmez misin? Sözlerin derdimize deva olmaz ana. Vaktiyle dedim, Halep'e gidelim dedim, dinlemediniz. Buralara gelmeyelim dedim, dinlemediniz. Babam da, Ertuğrul da beni dinlemedi. Ne oldu? Haklı çıktım. Başımıza nice fitne geldi, nice şehit verdik. Artık yeter. Sen Ertuğrul'un niyetini başından beri bilirsin. Bilirsin de demezsin. Sen sustukça o haddini aşar. Ana, beylik vekaletiyle analığı birbirine karıştırırsın. Senin Ertuğrul'a karşı zaafın vardır. Bu zayıflık da devletin bekasını tehlikeye atar. Haddini bildin doğdu. Ana, obanın beyleriyle konuştum. Toy isterler. Artık sende olan emaneti sahibine vermenin vakti geldi. Sungur Tekin de benim arkamdadır. Bilirim. Başından beri bizim için didindin durdun. Lakin Ertuğrul durmayacak. Ona dur diyecek biri varsa o da benim. Sen beni ezip beylerle mi konuştun? Ertuğrul geri döndüğü vakit oba bölünmesin diye teminat olan kişi benim ana. Peki ya kardeşlerin bölünmesi? He? Devletin bölünmesi, kardeşlerin bölünmesinden daha mı iyi? İnceldiği yerden kopsun. Demek Sungur Tekin de senin gibi düşünür. İki evladım da beni çiğneyip toy yapmak ister. Ana, anlamaz mısın? Mesele sen değilsin Ertuğrul. Eğer ona dur demezsek obamız bölünecek. Beyler beni çadırımda bekler. Son bir sözün var mıdır? Sen cehennem nedir bilir misin Gündoğdu? Onun ne dalı vardır, ne odunu. Herkes kendi taşır kendi ataşını. Madem öyle, herkes görüp bilsin marifetlerinizi. Nicedir söylediğin gün gelip kapımıza dayandı. Bundan gayrı tek vazifem vardır. Evlatlarımı bir arada tutmak. Devletler kurup, devletler yıkan aksakallılara. Vazifeli Artuk'tan selamlar olsun.
Akça Bey başta olmak üzere nice beyin yuları gayrı Emir Saadettin'in elindedir. Maalesef Gündoğdu ve Sungur Tekin beyler de Emir Saadettin'in sözlerine itibar ederler. Gündoğdu Bey'in obanın beylerini çadırda toplaması, Sungur Tekin Bey ile Ertuğrul'a karşı harekete geçtiğini göstermektedir. Ertuğrul Bey'im yaman bir ateşin içinde kavrulmaktadır. Lakin sizlere verdiği sözü yerine getirmekte en küçük bir tereddütünün olmadığını, nice zorluğa rağmen azim ve kararlılıkla üstlendiği bu vazifeyi yerine getireceğine inancım tamdır. Beyler, gayrı iş başa düşmüştür. Hepimizin elini taşın altına sokma vakti gelmiştir. Yarın toyda Hayme Ana'nın vekaleten oturduğu beylik makamına talip olacağım. Nice vakit biz de sizi beylik makamında görmek isterdik Gündoğdu Bey. Eyvallah. Ama bunu sizin desteğiniz olmadan yapmam mümkün değildir. Harap olmuş birliğimizi, düzenimizi hep beraber ayağa kaldıracağız. Beyim hoş dersin de Ertuğrul Bey'den medet umanlar da az değildir. Ertuğrul Bey'in beylik iddiası olmasa da insanların aklını karıştırır Gündoğdu Bey. Bilirim. Bilirim. Lakin siz de şunu iyi bilin. Bey olduğumda ilk iş bu çatlak sesleri kesmek olacak. Bizim selametimize mani olacak olan benim kardeşim dahi olsa buna dur demek benim vazifemdir. Tek ses, tek yumruk olacağız. Devletimizin de desteğiyle Dodurgalılarla omuz omuza Ahlat'ta aradığımız huzura ulaşacağız inşallah. Ya Ertuğrul Bey de Kayı Beyliğine talip olursa o vakit ne olacak? Ertuğrul Bey avdan anlar. Toy benim işimdir. Ha, lakin dediğin gibi aday olursa onu yılkı atlar gibi ehlileştirmek de bana düşer. Sen hiç merak etmeyesin. Yeter ki birlik olalım beyim. Beyimiz senindir beyim. Eyvallah. Birlik olalım beyim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gündoğdu Bey'le konuşsam atını bana satar mı? Çadırda beyleriyle istişare yapar. Seni dinlemez bile beyim. Kayılarda beylik kazanı kaynar diye duyardım. Esrar mıdır? Satmaz dedi ya beyim. Var git sen yoluna, kendine başka bir at ara. Hadi.
oldu Ertuğrul? Şehzadenin ne işi var obada? Ağabey. Yavaş. Yavaş. Ertuğrul, hangi zalim yaptı bunu? Yavaş beyim, yavaş, dikkat edersiniz. Yavaş beyim. Nasıl oldu bu beyim? Keskin bir kütüğün üzerine düştü. İnşallah ciğer parçalanmamıştır. İnşallah. Eti delip içine kadar girmiş. Ertuğrul, bir anlat hele, nasıl oldu bu iş? Siz dışarıda bekleyesiniz beyim. Kütüğün üstüne falan düştüğü yok. Ne oldu Sungur'a? Bana doğruyu söyle. Sungur'a mağaranın yerini sen mi söyledin abi? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl söylersin mağaranın yerini? Yiğit'e ne yapacağını bile bile nasıl gönderirsin onu mağaraya? Sen hele bir cevap ver. Ne oldu Sungur'a? Yiğit'i öldürmesine mani olmak isterken oldu. Sen ne dersin Ertuğrul? Aman ya Rabbi. Yahu Emir Saadettin'in emirlerine karşı geldiğin yetmedi. Bir de kardeşinin kanını mı döktün? Vay başımıza gelen. Senin yüzünden Sungur alplerle birlikte mağarayı bastı. Ben Noyan'la Boğaç'ın bize açtıkları belaları, köpekle iş tuttuklarını ispat edecektim. Sungur'a mani olmak isterken kaza oldu. Ertuğrul. Gündoğdu. Sungur Tekin'e ne oldu? Ertuğrul yüzünden Sungur içeride ecelle pençeleşir. Allah'ım sen bizi koru. Sen ne yaptın Ertuğrul? Ana. Dediydi ana. Sungur dediydi. Ertuğrul'un inadı yüzünden bu obada er ya da geç kardeş kanı dökülecek dediydi. Sonunda oldu. Ertuğrul kardeş kanı döktü. Doğru mu bu? Ana dinle hele. Doğru mu bu? Yazıklar olsun. Sonunda eline kardeş kanı bulaştı. Yazıklar olsun. Thank you.
ana, ne yaptın sen? Onu dinlemeden etmeden nasıl vurursun ana? Hündar, sen hele bir karışma. Yettin artık abi, yettin. Nasıl olur da Ertuğrul abimin Sungur Tekin'in canına kastedeceğini söylersin ha? Hündar! Attığın tokat yetmedi de imni üzerime mi varacaksın ağabey? Yeter, yeter! Gayri beylik ateşi otağı sarmıştır ana. Bir yanında iki ağabeyim, bir yanında Ertuğrul abi. Dündar, git buradan. Hemen git! Hatun müsterih olasın. Gereği neyse yapacağım. Merak etmeyesin. Doğan Alp, Banu Çiçek. Ertuğrul Bey'imle bizim için bir çadır hazırlayasınız. Sen hiç merak etmeyesin Halime Sultan. Yiğit, sen de Alplerin çadırında kalacaksın. Bamsı kardeşimi yalnız koma. Emre ne olur Halime Sultan. Emre ne olur. Ok yaydan çıkmıştır. Gayrı tereddüt yok, beis yok. Dara düştük diye kederlenmek yok. Bilesiniz ki bizim üstümüze düşen sonuna kadar Ertuğrul Bey'in arkasında dimdik durmaktır. Beyimiz, ahval ne olursa olsun pes etmek Alp'liğe yakışmaz derdi. Hiçbirimiz pes etmeyeceğiz artık Bamsı. Ertuğrul Bey'imizin yanında onunla beraber mücadele edeceğiz. Edeceğim Halime Sultan. Gidin şimdi. Anlaşılamamak mahvedermiş bir yiğidi. Tüm gerçekleri haykırmasına rağmen kimsenin seni duymaması parçalarmış insanı. Bunu gördüm. Şimdi daha da iyi bilirim. Şunu da iyi bellesinler ki biz önümüze çıkarılan tüm engellerle, tüm tuzaklarla, tüm yasaklarla vuruşa vuruşa geldik buraya. Bundan gayrı da hak bildiğimiz bu yolda vuruşmaktan da vurulmaktan da geri durmayız. Ölmek için can attığımız bu davada karşımıza çıkanlar canımızdan da kanımızdan da olsalar yaptıklarımızdan geri durmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler hepsi boş. Yücelerden gelen haber var. Buna mani olamayacaklar. Gel yiğidim. Abi, anamın ettikleri seni üzer, bilirim. Anam da bunun bir kaza olduğunu tez vakitte anlayacak. Zaten sana ettiklerinden sonra gönlü kor gibi yanar. Bilesin ki gayrı yolun yolumdur ağabey.
Eyvallah Dündar'ım. Eyvallah. Gündoğdu abim toyu toplar. Bey olmak için elinden geleni yapar. Anam direndiyse de nafile. Gayrı beylik ateşi otağı sarmıştır ağabey. İmdi ne edeceğiz? Ağabeylerimin ettikleri karşısında durup bekleyecek miyiz? Ağabeyim toyda bey seçilerek beni durduracağını sanır. Eğer bey seçilirse hiçbir meselenin kalmayacağını zanneder. Lakin öyle değildir. Ben dursam düşmanlarımız durmayacak. Düşmanlarımız dursa tarih durmayacak. Ben sussam, hiçbir şeye karışmasam hakikat susmayacak. Ben dursam bize yazılan kader mutlaka tecelli edecek. Ağabeylerim ne yaparlarsa yapsınlar, biz doğru bildiğimiz yolda menzile varmak için mücadelemize devam edeceğiz. Bu yola çıkarken yalnızca Allah'a güvendik. Ondan âlâ da dayanağımız yoktur. Sungur Tekin haklı çıktı. Ertuğrul'un eline gardaş kanı bulaştı. Neden? İnadı yüzünden. Hepimizi uçuruma sürükler. Kurban olam beyim. Sungur'la bir olup seni ezdiğimizi derdin ana. Ne oldu? Ahvali görürsün. Ah, ah. Vaktiyle bütün bunlara dur diyeydim. Bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Artuk Bey, nedir oğlumun ahvali? Çok şükür ki Ertuğrul Bey'im ilk müdahaleyi yapıp kanamayı durdurmuştur Ayma Hatun. Hayat tehlikesi yoktur. Tez vakitte iyileşecektir inşallah. Çok şükür. Kardeş kanı dökülmüştür. Gayrı ne fayda? Ateşe körükle gitmeyesin beyim. Bu bir kazaydı. Kazaydı öyle mi? Ertuğrul'un sultanın fermanına karşı gelmesi de mi kazaydı? Emir Saadettin'e baş kaldırması da mı kazaydı? Yorma kardeşim. Kendini yorma. Ertuğrul'a mani oldun. Haklıydın sen. Ertuğrul'u başı boş bırakınca başımıza neler geliyor anladık. Ona mani olacağım. Hiç merak etme. Sen de mi elinin kardeş kanına bulayacaksın? Ha? O nasıl söz ana? Sen ne vakit benim yoldan çıktığımı gördün? Bu obada istediği gibi at koşturamayacağını belleteceğim. Hepsi o. Sungur'um, oğlum. Ana. Anam. Hadi dinlen sen hele. Dinlen. Ertuğrul'la Sungur Tekin, şehzade yüzünden birbirlerine girdiler. Sungur Tekin çok ağır yaralandı. O vakit koca bir aferin hak ettin Ertuğrul. Hem beni Noyan belasından kurtardı, hem anasının gözünde itibar kaybetti. Şimdi Sungur Tekin'i obaya götürecektir.
Gayrı sadece Gündoğdu'yla değil, anasıyla da kanlı bıçaklı olacaktır. Obaya gidip Ertuğrul'un işini bitirecek misiniz Emir Hazretleri? Devlet her daim kılıçla var olmaz. Bırakalım Ertuğrul'un işini kardeşleri halletsin. Vakti geldiğinde şehzade de Ertuğrul da avucuma düşecek. Ha! Doğaç. Sen hele de bakalım. Ertuğrul'un alpleri Noyan'ın yerini nasıl buldu? Bizi takip etmişler Emir Hazretleri. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ahmaklığa tahammülüm yoktur Boğaç. Kelleni gövdenden hemen ayırırdım. Ne ki iyiliklerin hatıramda hala taze. Bana da pek çok iyilik edeceksin inşallah. Şimdi gidebilirsin. Selamünaleyküm Artık Bey. Aleykümselam beyim. Ağabeyimin ahvali nasıldır? Telaşlanmayasın beyim. Rabbimin izniyle iyileşecektir inşallah. İnşallah Artık Bey. İnşallah. Allah senden razı olsun. Eyvallah beyim. Ağabeylerim anamın tüm direnmelerine karşın beyleri Toy'a ikna etmeyi başarmıştır. Gündoğdu ağabeyim beni durdurmak için beyliğe aday olacak. Ya sen ne edeceksin beyim? Toya katılıp beyliğe talip olacağım. Gayri vazifemizden geri dönüş yoktur Artık Bey. Çalışmalara başlayasın. Gereken neyse yapasın. Herkes üzerine düşeni yapsın. Alplerle, ahaliyle tek tek konuşacağız. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın beyim. Amin Artık Bey. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rabbime şükürler olsun. Sungur Tekin Bey'in yarası derin değildir. Ciğeri parçalanmamış. Allah izin verirse tez vakit iyileşecek. Hay Rabbime hamdolsun. Kardeşler derdi de veren o. Dermanı da. İdrak eden için dertte bile hikmet vardır. Eyvallah Pamsalp. Derviş kardeş. Turgut Alp'i göremedim. Obada değil midir? He kardeş. Nerededir Turgut'um? Turgut Alp ahaliyle helalleşip obadan ayrıldı. Obaya dönünce öfkesi diner dediydim. Ama görürüm ki dinmemiş, dinmemiş.
İyi misin oğlum? Çok şükür. Çok şükür. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Az kaldı Noyan'ın yapamadığını. Sen yapacaktın Ertuğrul. Noyan mı? Ertuğrul Noyan'ı öldürdü. Çok şükür. Kardeşimle Tutekin'in kanı yerde kalmadı. Ertuğrul. Bilesin ki sana garezim yoktur. Olan oldu. Eyvallah abi. Gayrı ders alasın kardeşim. İnadından vazgeçesin. Ertuğrul. Yarın yanımda olasın. Şu başımıza açtığın belalardan gel bir olup kurtulalım. Sen her zaman demez miydin? Av benim, toy senin olsun diye. Gayrı sözünü tutmanın vakti gelmiştir. Gel bir olalım, cümle aleme Süleyman Şah'ın oğulları her derdi birlikte açtı dedirtelim. Gayrı av da benim, toy da benim. Yarın beyliğe aday olacağımı bilesiniz istedim. Müsaaden ana. Ertuğrul, sen ne dediğini bilir misin? Ağabeyin dururken sana mı kaldı beyliğe talip olmak? Sen ne dediğini bilmez olmuşsun kardeşim. Başımıza açtığın onca bela yetmezmiş gibi imdi bir de toyda ikilik mi çıkaracaksın? Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur ağabey. Köpeğin aramıza soktuğu nifakı göremeyecek kadar kör olmuşsunuz. Gayrı babamın otağını sana emanet edemem. Sen nasıl bir adamsın Ertuğrul? Hala köpek der durursun. Madem öyle, yarın toyda aday olasın. Olasın ki boyunun ölçüsünü alasın. Sen de şunu bil. Babamın emanetini darmadağın etmene müsaade etmeyeceğim. Babamın emanetini köpeğin fitnelerine kurban etmeyeceğim ağabey. Son sözüm budur. Oku yaydan saldınız. Bakalım babanızın emanetini delip geçmesine nasıl mani olacaksınız? Ertuğrul sana mani olmak için her şeyi yapacaktır ağabey. Sen merak etme kardeşim. Yarın benim yanımda ol da. Haydi, hayırlı istirahatler. Merak etme ağabey. Hey Turgut kardeş hey. Banu Çiçeği istediğimizde benimle eğlenip bu pusatı verdiydi. Düğününde sana daha büyüğünü yapacağım dediydi. Nemli Turgut kardeş, Banu Çiçek'le düğünümüzü göremeyecek ha? İnşallah kardeş. Başımızdaki bu musibetleri atlattığımızda Banu Çiçek bacımla düğününü de yapar o. Hem belki Turgut kardeş de gelir düğüne. Kim düşünmeyesin kardeş. Kim düşünmeyesin. İnşallah kardeş. İnşallah. Hele şu çetin günler bir geçsin de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam.
Biz bu yola çıkarken yılmayacağımıza, yıkılmayacağımıza, ölmek pahasına da olsa menzile varacağımıza yemin ettik mi? He vallahi beyim, ettik, ettik beyim. Şimdi vakit gelmiştir. Kayı beyliğine talibim. Hay kardeşler, demedim miydi? Güzel havadisler geleceği de iyi. İşte güzel havadis. Rabbime şükürler olsun. Şimdi bize düşen tek tek alplerle konuşmaktır. Bilirim ki kayının istikbali alplerin omuzlarındadır. Eğer alplerin desteğini alırsak menzilimize varırız. Merak etme İsim Bey. O vakit Toya ben de geleceğim ağabey. Seni yalnız koymayacağım. Eyvallah Dündar Bey'im. Eyvallah. Selamun aleyküm beyim. Aleyküm selam. Hoş geldin Gündoğdu Bey'im. Buyur hele oturasın. Omuzlarımdaki yük o kadar büyük ki. Ama senin gibi yiğit beyler oldukça evelallah sırtımız yere gelmeyecektir. Ya gayrı benim de kayıların yükünü sırtıma alma vaktim gelmiştir. Geç bile kaldın Gündoğdu Bey'im. Haymana'ya saygıdan sustunuz. Siz sustukça Ertuğrul Bey ahvalınızı bu hale soktu. Yarın Toy'da aday olacağım. Kayıların menzilini hep birlikte idrak edeceğiz. Hayırlara vesile olsun. Senin karşına kimsenin çıkamayacağını bildiğimden imdiden hayırlı olsun demek düşer bana. Öyle dersin de yarın Ertuğrul da aday olacağım. Destur hele. Ağabeyi dururken beylik ona mı kalmış? Ne haddine? Sen onu tanımazsın beyim. Alpleri ağzının içine bakarlar. Ona pek sadıktırlar. Bütün alpler bir araya gelse bir beyin reyi kadar kıymeti yoktur. Bilmez misin Gündoğdu Bey'im? Öyle dersin de beyim. Tuğtekin Bey bile hakkın rahmetine kavuşurken Ertuğrul'a Bizans'ın sınırlarına kök salasın dediydi. Tuğtekin Bey'in bile aklını çelen Ertuğrul'un alpleriyle neler edebileceğini var sen düşün. Sen ne dersin Gündoğdu Bey'im? Ertuğrul'u pek küçümseme derim. Korkut Bey'imin gittiği yoldan gitmek, senin gibi iki obanın kaderini bir kılmak isterim. Bilesin ki senin Kayı Bey olman Dodurga için de mühimdir. Beyliğin için ne gerekirse yapacağımı bilmeni isterim. Eyvallah Bey. Eyvallah. Dündar'ımı salladığım bu beşik. Gayrım boynu bükük kalmıştır. Ya Rabbi. Evlatlarım. Tesbih taneleri gibi. Dağılıp savrulmasına müsaade etme. Süleyman Şahım'ın kutlu otağını nifaklarla çiğnetme. Canımı al ya Rabbi.
bana bu acıyı yaşatma. Destur var mıdır Hayvan'a? Gel Abdurrahman. Velevlet bizi Hayvan'a. Bu beşiği Halime Sultan'a götüresin. Elbedersin Hayvan'a. Hanım. Ertuğrul'un sözleriyle ahalinin aklı pek karışmıştır. Ben yarın beylerle konuşacağım. Sen de hatunlarıyla konuş. Bir ağızlarını yokla bakalım. Beyler reylerini kime verecekmiş? Merak etmeyesin. Yarın avratlarla bir bir konuşurum. Ne yap ne et. Buna müsaade etme Selcan. Belli ki hepsinin aklı karışmıştır. Ben Ertuğrul'un beyhude heveslerine otağımı bırakmam. Bugün bana kızan Ertuğrul, iş işten geçtikten sonra bana hak verecek. Sağ olasın Hatun. Beyim, sen bey olduğunda birliği tekrar sağlayasın. Kardeşler bir araya gelsin. Et tırnaktan ayrılmasın. Hep birlikte olalım. Huzura kavuşalım. Olmaz mı? Ertuğrul Bey, Halime, sen bey olduğunda bizimle gelecekler değil mi? Onları ikna edeceksin. Ahalinin ahvalini görecek. Hakikati görecek hatun. Görecek ve haddini bilecek. Ona kızsam da, öfkelensem de o benim kardeşimdir. Lakin ben obamın, otağımın bütünlüğü için elimden geleni yapacağım. Her daim yanındayım Ertuğrul. Bilesin ki baş koyduğum bu kutlu yolda gerektiğinde hatunun gerektiğinde neferinim. Bu yolda en büyük gücüm oldun Halime. Sen mazlumun, masumların, kayıların kabul olmuş duasısın Ertuğrul. Ertuğrul, ya yarın bir aksilik çıkar da bey olamazsan? Hangi yenilgiden sonra geri adım attık ki bu yenilgiden sonra geri adım atalım Halime? Belki yarın beyliği kaybederiz. Ama mücadelemizden asla vazgeçmeyiz. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Bir şey getirdim beyim. Şöyle koy Abdurrahman.
Vay 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 vay. Desene, ilahi adalet tecelli etmiş o vakit. Tuğtekin ve Ertuğrul hayalperestinin peşine takılıp az kaldı Dodurgalıları da ateşe atacaktı. Gündoğdu Bey bunları söylediğinde inanamadım beyim. Dediğin gibi Dodurga'yı Allah korumuş. Tuğtekin Bey yaşasaydı halimiz nice olurdu. Dodurgalıların istikbali için ne ettiysen kayılar için de aynını ederim elbet. Gündoğdu gururlu adam. Yanıma gelmeyi kendine haya edinir, anlarım. Velakin sana gelmesiyle gönül kapımı aralamıştır. Bu altınları Gündoğdu'ya veresin. Benden geldiğini bilmesine gerek yok. Bilmesin ki dostluğumuz pekişsin. Ola ki Tuğtekin Bey gibi Ertuğrul'un densizliklerine kapılacak olan varsa, bu altınlarla onları o tatlı rüyalarından uyandırsın. Çocukken neden pusat tutacağımız günlerin hayalini kurarız? Ucunda ölüm olduğunu bile bile neden aşkla cenk ederiz? Zalime neden kin tutar, niçin cihat ederiz? Zalime dur demek için, mazluma ettiklerinin hesabını sormak için. Ayaklar altına alınmış adaleti, merhameti ayağa kaldırmak için değil mi? Gayemiz soyumuzun, dindaşlarımızın huzurundan başka ne ola? Kardeşlerim, vakit bize emanettir. Cihan bizden bir şeyler bekler. Yeisi imanımızla boğup zalimin karşısına dikileceğiz. Eğer benimle bir olursanız batılın tüm kalelerini yıkacağız. Her biriniz fatih olup adaletin sancağını dalgalandıracak. Eğer beni desteklerseniz pusatlarımız kınına hiç girmeyecek, sancağımız yere düşmeyecektir. Şimdi sorarım size, benimle yoldaş olmaya var mısınız? Allahu Ekber! Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet! Çektiğimiz onca cefa, yaşadığımız sıkıntılar yetmedi mi altınlar? Daha iyi, daha güzel bir yaşam varken niye böyle yaşamaya direniriz hatunlar? Doğrudur. Sorarım size hatunlar, rahat yüzü görmek bize haram mıdır? Her gün yeni bir musibetle uyanmak bizim kaderimizde midir? Ata topraklarından buraya daha huzurlu, daha güzel bir yaşam için, verimli topraklar için gelmedik mi?
evlatlarımız refah içinde büyüsünler diye katlanmadık mı onca sıkıntıya? Yaşadığımız bu hayat için mi gurbetin sıkıntısına direniriz? Halime Sultan, doğru dersin. Doğru dersin de bizler ne yapabiliriz ki? Ne gelir elimizden? Bizim üstümüze düşen erlerimizin vereceği kararlarda onlara yardımcı olmaktır hatunlar. Onların doğru seçimi hepimizin kaderini değiştirecektir. Yeni beylik seçimi siz Kaya hatunları için bir fırsat olacaktır. Erleriniz Ertuğrul Bey'i seçerse mahkus talihimiz değişecektir. Boğazlarımız artar, ihtiyaçlarımız çoğalır. Evlatlarımız sersefil kalır. Ertuğrul Bey Kayı'ya bey olursa verimli otlakların, yaylakların ve bereketli pazarların sahibi oluruz. Emeğimizin karşılığını hakkımızla alırız. Yeni adil bir nizam adına erlerinizi Ertuğrul Bey'i seçmek için ikna edin. Velhasıl diyeceğim o ki ben bu ayrılığı bitireceğim. Kardeşim Ertuğrul'un çıkardığı ikilikler malum. İnsanların akıllarını karıştırmaktan. Ben bey olduğumda onu dizginleyeceğim. Gündoğdu Bey, birçok alfimiz Ertuğrul Bey doğru bulur, onu desteklerler. Ertuğrul Bey'in vaatleri alflerimizin kanını kaynatmıştır. Alpler gaza ister, ganimet ister. Senin vaat ettiğin huzur onlara cazip gelmez. Beyler, alpler felakete çanak tutmakta. Gazadan, cenkten kim hayır görmüş ki biz görelim? Ganimet yolunda canlarından olacaklar. Bizim ihtiyacımız olan cenk değil, huzurdur. Alplerimiz yanlış yolda. Ne olursa olsun, Kayı Obası alpler olmadan bir hiçtir beyim. Bugün sancağımız onlar sayesinde dalgalanıyor. Muhakkak, doğru dersin. Alplerimiz bizim her şeyimizdir. Ama siz beyleri olarak, büyükleri olarak onlara doğru yolu göstermezseniz halimiz nice olur. Böyle giderse alplerin içindeki ateş bizi yakar. Gayri hiçbir laf yoktur ki alplerimizi durdursun beyim. Herkes Ertuğrul Bey'in lafları sayesinde umutla dolmuştur. Müsaaden ver. Gayrı yolunu gözlediğimiz huzur kapımıza dayandı hatunlar. Tüm dertlerimiz, tasalarımız. Gündoğdu Bey beylik makamına geldiğinde son bulacak. İki oba birleşip ahlata yerleştiğinde nasıl güçlü olduğumuzu göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Türkmen obaları birliğimize imrenecekler. Huzurumuzu, kudretimizi kıskanacaklar. Selcan Hatun, Halime Sultan da dediklerinin tam zıttını der. Kime inanacağımızı bilemez olduk Selcan Hatun. Bilmeyecek bir şey yok hatunlar. Siz de bilirsiniz ki Halime benim kardeşimdir. Lakin Halime Sultan da, ona inananlar da büyük gafletteler. Onlar bizi bilmeden felakete sürükler. Gündoğdu Bey, bey olduğu vakit hepimiz huzura kavuşacağız. İnşallah. Yekpare olacağız. İnşallah. Kayının yiğit beyleri. Bilesiniz ki sizler sadece Kayı Obası'na bey seçmeyeceksiniz. Vereceğiniz karar Dodurga boyunu, Türkmen obalarını, Moğol baskısı altındaki devletimizi, bir tesbihin taneleri gibi Anadolu'ya dağılmış, vahdetini yitirmiş, tüm Müslümanların geleceğini ilgilendirecektir. Sizler toyda bir beyden öte, hepimize yol gösterecek rehberi seçeceksiniz.
Hayırdır Artuk Bey? Senin gibi bir Dodurga Bey'ine hiç böyle ahval yakışır mı? Ben yakışıksız ne etmişim ki böyle konuşursun Gündoğdu Bey? Kayı obasının işlerine burnunu sokarsın. Bu toy kayıyı ilgilendirdiği kadar Dodurga'yı da ilgilendirir Gündoğdu Bey. İki oba da birbirine kader bağıyla bağlıdır. Belli ki Ertuğrul senin de aklını çelmiş. Kimsenin kimsenin aklını çeldiği yok. Ben doğru ne bilirsem onu konuşurum. Eyvallah beyim. Doğru bildiğini konuşmaya devam et Vali. Ben göreceğimi gördüm. Lakin şunu da diyeyim. Senin o güvendiğin dağlara tez vakitte kar yağacak. Bilesin. Gündoğdu Bey. Akçabey otağında sizi bekler. Akça Bey. Buyurasın Gündoğdu Bey'im. Hele oturasın. Seninle konuşacaklarım vardır. Buyur. Ertuğrul dişli çıkmıştır. Dişlerini beylerin paçalarına geçirmiş. İstediğini koparmadan bırakmayacaktır. İşin hayli zordur. Seni yalnız komam demiştim. Sözümde duracağım. Bunları alasın. Ne bu? Sürümü sattığımda aldığım altınlardır. Anamın ak sütü gibi helaldir. İmdiden gayrı sana helaldir Gündoğdu Bey'im. Yok Akça Bey. Ben bunları almam. Gündoğdu Bey'im. Biz birbirimize muhtacız. Senlik benlik meselesi değildir bu. Yüzlerce çadırda binlerce insanımız bize muhtaçtır. Israr ettiğimi bilesin. Obalarımızın kutlu geleceği için bu altınları alasın. Yeter ki bey sen olasın. Halime. Ne vakit düştük bu hala? Ne oldu bize? Hepimiz kayının istikbali için dediniriz Selcan. Kayının istikbali mi? Böyle giderse hepimiz yaprak gibi savrulacağız. Bunu görmez misin? Selcan biz ayrılık istemeyiz. Sizden kopmak benim de, Ertuğrul Bey'imin de yüreğini dağlar. Lakin gayrı elden bir şey gelmez. Gündoğdu Bey'im Ertuğrul Bey'i hiçe saymıştır. Gel etme eyleme Halime Sultan. Bey hatunu olarak biz birliği koruyalım. Ertuğrul Bey Gündoğdu Bey'e gelsin. Elini öpsün. Af dilesin. Kavuşsunlar. Bu hayra biz vesile olalım. Onların kavuşması kayının kavuşmasıdır. Selcan sen ne dersin? Ertuğrul Bey'im af dileyecek ne etti? Beylikte Gündoğdu Bey'imin ne kadar hakkı varsa Ertuğrul Bey'in de o kadar hakkı var. Biz bir kusur işlemedik. Aksine hor görülen hep biz olduk. Hayırlısı neyse olsun. Müsaadenle Selcan. Ertuğrul alplere ganimet vaat edermiş. O vadede dursun. Ben yaparım.
bu altınları Alplere ölüş edin. Ertuğrul Alpleri arkasına almış olabilir. Lakin düzen kurmak öyle lafla olmaz. Alplere diyecek sözümüz yoktur derdiniz. Gayrı verecek bir şeyiniz var. Bu kalanları da kervanı düzmek için kullanırsın Alkar Bey. Sağ olasın beyim. Sen de sağ olasın. Yarın toyda yanımda olasın. Merak etmeyesin beyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gündoğdu Bey'im ülüş edilmek üzere size altın gönderdi. Ben niye? Kayının geleceği sizlerin omuzlarınızdadır. Pusat tutan ellerinizdedir. Bilesiniz ki kayının geleceğini köhne fikirler, korkak fikirler değil, sizler gibi Fatih olmak için ölüme koşan alpler belirleyecektir. Mazimiz gençlerin istikbali nasıl değiştirdiklerinin misalleriyle doludur. Şimdi sorarım sizlere, benimle yoldaş olmaya var mısınız? Beyim, müsaaden olursa sana bir şey söylemek isterim. De hele, seni dinlerim. Gündoğdu Bey, beyim. Ne olmuş Gündoğdu Bey, neden sustun? Gündoğdu Bey, kendisini seçsinler diye beyler altın dağıtırmış. Thank you.
Ya Rabbim, bizim için, beyimiz için, obamız için en hayırlısını ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Beyime yardım et. Bu girdiği yeni cenkte de onu muzaffer olarak çıkart ya Rabbel Alemin. Amin. 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 Şeyhim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam şeyhim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ertuğrul Bey nerededir? Ertuğrul Bey toydadır şeyhim. Kayaobası bugün yeni beyini seçecek inşallah. Ertuğrul Bey de kayı beyliğine taliptir. Allah onun hakkında en hayırlısını nasip etsin inşallah. Amin. Amin. O halde toyun bitmesini bekleyelim. Ertuğrul Bey'le konuşacaklarım var. Eyvallah. Buyur şeyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, bu toy Süleyman Şah'ından sonra bey seçmek için toplanan ilk toydur. Kayaobası'nın beyliğine Gündoğdu Bey ve Ertuğrul Bey taliptir. Obamız için hayırlı olsun. Amin. 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 Hakkımızda hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Yiğitlerim, beylerim, boyumun uluları. Ben ne vakit sizi çıplak bıraktım, aç bıraktım ki rızık için bu kadar telaşlanırsınız. Hayırdır Dündar Bey? Toyda olduğumuzu görmez misin? Bey olarak toya katılma hakkımı kullanmak isterim. Gündoğdu Bey. Demek toyda da oyunlar dönecek. Bu münasip midir Aymana? Dündar Bey'in de diğer beyler gibi toya katılma hakkı vardır. Madem ki bu hakkını kullanmak ister, buyursun. Eyvallah Eman'a. Kayaobası'nın beylik seçimine geçmeden önce Gündoğdu Bey diyecekleriniz var mıdır? Müsaadenle ana. Boyumun şerefli, şanlı beyleri, Süleyman Şah'ın ardından bilmediğimiz bu topraklara düşerken tek bir gayemiz vardı. Huzurlu bir hayat sürmek, devletimizin desteğiyle büyümek. Lakin maalesef ikisi de mümkün olmadı. Allah'ın her günü yeni bir musibete uyandık.
huzura hasret kaldık. Devletimize isyan etmenin sınırına geldik. Ben bey olduğum vakit inşallah aradığımız huzura kavuşacağız. Bütün kararlarımızı istişare ile alıp istişare ile göç edeceğiz. Devletimizin desteğiyle de gücümüze güç katacağız. İmdilik diyeceklerim bu kadar. Ertuğrul Bey, indi sizin diyeceğiniz var mıdır? Boyumuzun ulu beyleri, onca cefayla, onca acıyla Oğuz atamızın topraklarını bırakıp buralara niçin geldik? Göç etmemizin tek nedeni düşman mıdır? Geniş otlaklar mı? Verimli yaylaklar mıdır? Evlatlarımız sersefil olmasın diye çektiğimiz bunca acı sadece kendi huzurumuz için midir? Soyumuzdan, dinimizden olan insanlar rahat yüzü görmezken sahte bir cennete inanmak bize yaraşır mı? Mazlumların ahı afakı sarmış, zalimler hükümranlığı ele geçirmişken oyunlarını bozmadan biz kendi huzurumuzu mu tesis edeceğiz? Buna izin verirler mi sanırsınız? Kayının ulu beyleri, eğer beni bey seçerseniz sadece obamızın değil tüm mazlumların yanında olacağız. Kayıyı hak ettiği yere taşıyacağız. Huzuru ancak bu şekilde elde edebiliriz. Bereketli yaylaklar, verimli otlaklar, mallarımızı satacağımız pazarlara sahip olmanın yolu bu büyük rüyayı görmekten geçer. Şimdi yeni şeyler söylemenin vaktidir. Eğer kayıya bey olursam hakkı, adaleti, merhameti, ahlakı birlikte ihya ve inşa edeceğiz. Kuzunun kurttan hesabını biz soracağız. Rızık endişesine düşüp kimsenin gölgesi olmayacağız. Nereden geldiği belli olmayan altınlarla kimsenin rızasını satın almaya kalkmayacağız. Hak için haktan gayrı bir yola düşmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Diyeceklerim budur. Görürüm ki Ertuğrul Bey bizlere huzuru çok görür. Gördüğü rüyalardan uyanmaz. Ben Ertuğrul Bey'in kör heveslerine otağımı emanet etmem. Bu son sözümdür, böyle biline. Hayali olmayanın istikbali de yoktur Gündoğdu Bey. Bütün gayemiz Kayı Obası'nı hak ettiği mertebeye getirmektir. Başkalarının kölesi haline değil. Benim de son sözüm budur. Beylerimizin diyecekleri bittiğine göre seçime geçebiliriz. Gündoğdu Bey ve Ertuğrul Bey oğlum olduğu için ben rey hakkımı kullanmayacağım. Gündoğdu Bey'i Kayı Bey makamında görmek isteyenler buyursun.
Şimdi Ertuğrul Bey'i Kayıobası'nın beyi olarak görmek isteyenler buyursun. Kayıobası'nın beylik makamına 10 bey Gündoğdu Bey'i, 6 bey Ertuğrul Bey'i seçmiştir. Kayıobası'nın beyi Gündoğdu Bey'dir. Allah beyliğini mübarek etsin. Amin. Beyliğini adilce yaptırsın. Amin. İradesini güçlü kılsın. Amin. İdaresini zora sokmasın. Amin. Hak'tan ayırmasın. Amin. Beyliğini otağını halka ırak eylemesin. Amin. Allah beyliğini, otağını, obasını her daim muzaffer kılsın. Amin. Otağımın ulu, şerefli beyleri, verdiğiniz sağduyulu kararla yüksek ferasetinizi bir kez daha gösterdiniz. Allah her birinizden teker teker razı olsun. Benim otağım Süleyman Şah'ın vaktinde olduğu gibi yine hizmet otağı olacaktır. Bundan gayrı sefa size, cefa bana. Acılarınız acımdır, dertleriniz derdimdir. Her daim sizler için çalışacağımı bilin. Ayrıca şunu da bilin isterim ki, her kim ki otağımızı bölmek ister, ikilik çıkarır, töremizin emrince gereken neyse öyle muamele görecektir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Amin. Bilesiniz ki beylik için savaştığımız düşmanlarımızın kirli oyunlarına tevessül edilmesi kayı otağını da obasını da içten yıkmıştır. Beylik için gayrimeşru yollara başvurulması düşmanlarımızın obamızı fethetmesini sağlamıştır. İnşallah ferasetiniz bundan sonra da sizlere yol gösterir. Gayrı bu obada durmak bana zuldür. Beyiniz sizlere hayırlı olsun. Gayrı benim payıma düşen, bana inanan bir avuç insanla birlikte yollara düşmek olacaktır. Kendi obanda bile bey seçilemedin Ertuğrul. Nereye gidersin? O bir avuç zavallının da eceli olacaksın. Tek başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yollara düşüp senin o zavallı dediğin insanlarla devlet kuracağım.
Bunu da böyle bilesiniz. Demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Kayaobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Yarın bize inananlarla birlikte yola koyulacağız. Herkese haber edin. Gayrı vakti gelmiştir. Üzülmeyiz. Tasalanmayız. Büyük zaferler küçük mağlubiyetlerle beslenir. Sizin mağlubiyetiniz bile bir zaferdir evlat. Unutma ki bu yolda galiptir mağlup olan. Rabbimiz nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz der. Şüphesiz Rabbimiz en doğru olanı bilir. Hadi biraz yürüyelim. Seninle konuşacaklarım vardır. Nice vakittir bugünü bekleyip durduk kardeş. Lakin şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sırt sırta cenk ettiğimiz, aynı sofraya birleştiğimiz, aynı yola baş koyduğumuz canlarla ayrılmak varmış kaderde kardeş. Gönlümüz koral evlerde yansa da herkes kendi kaderini yaşar kardeş. Herkes kendi kaderini yaşar. Süleyman Şah'ın oğlu olduğunu hatırlatacaksa canımı al abi. Hatırladın mı abi? Hatırladım. Bana kim olduğumu hatırlattın. Babamı kandırıp hepimizi felakete sürükledin.
Bana kim olduğumu unutturma. Beni Süleyman Şah'ın yolunda daim kıl. Birliğimizi, dirliğimizi koru. Demir Baba, size verdiğim sözü tutacağıma yemin ettim. Kanınızı yerde komayacağım. Babaman, Ertuğrul Bey'imin başına bela olan o itin hakkından geleceğim. Topraklarda zulmedip, kanımızdan, canımızdan nice insanı şehit eden Baycun Oyan'ı öldürdü. Büyük Moğol ordusu geldiği vakit işimiz daha da zor olacak. O yüzden senin bir an evvel hicret ederek Müslümanların emir olacağı bir yurt kurman gerekir. Büyük davalar huzurlu diyarlarda yetişir. Bundan asırlar evvel ilk Müslümanların yaptığı gibi. Mekkeli müşrikler Müslümanlara büyük eziyetler yapıyorlardı. Onları işkencelerden geçiriyor. Onlara hayatı zehir ediyorlardı. Müslümanların mallarına el koyuyorlar. Onlara her türlü hakaret yapıyorlardı. Bir avuç Müslüman için bu yaşananlar artık katlanılmaz olmuştu. Müslümanlar Efendimiz'e gelerek bu durumu şikayet ettiler. Efendimiz ise onları dinledikten sonra Yesrib'e yani Medine'ye hicret etmelerini söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar Medine'ye hicret etmek için hazırlıklara başladılar. Lakin müşrikler buna engel olmaya çalıştı. Onları öldürmekle tehdit ettiler. Gitmemeleri için onlara her türlü işkenceyi yaptılar. Müslümanlar bütün bu zorluklara rağmen yola düşüp hicret ettiler. Kimisi eşten, kimisi anadan, babadan, kardeşinden, kimisi malından, kimisi de her şeyinden vazgeçerek bu kutlu yola düştü. Bu kutlu yolculuğun sonunda Medine'ye vardılar. Ve orada Medine İslam Devleti'ni kurdular. Bütün insanlığı kurtarmayı vazife edindiler. İslam Devleti kısa sürede genişleyerek büyük topraklara erişti. Onların hicret etmesi sayesinde insanlık kurtuluşa erdi. Bütün hicretlerin amacı budur. Evladım, hicret her şeyin bittiği yerde yeniden başlamaktır. Bilesin ki bu bir kaçış değil. Menzile varmak için çıkacağım bir yoldur. Ademoğlu bu dünyada muhacirdir. Senin hicretin bütün insanlığın kurtuluşu için bir hicret olmalıdır.
İnşallah Rabbim yar ve yardımcın oldu. Amin. Allah beni ve neslimi her daim bu sevdanın, bu davanın bir neferi eylesin. Amin. Gönlümüzden hicret ahlakını çıkarmasın. Yarından tezi yok, Ahlat'a gideceğim. Huzur bulacağımız bir yurt belleyeceğim. Sizler de bu arada hazırlıklarınızı tamamlayın. Eksiğimiz, gediğimiz kalmasın. Emrin olur beyim. Müsaadenle beyim. Müsaade sizlerin. Buyurun. Ağabey. Ertuğrul ne olacak? Ana. Acını anlarım. Lakin kardeşim yanlış yoldadır. Bu akşam otağımda bir yemek vereceğim. Halime Sultan'la Ertuğrul'u da davet edeceğim. Merak etmeyesin. Bu obanın beyi olarak inadından vazgeçirmek için elimden geleni yapacağım. Gelmeyecek. İnadından gelmeyecektir. Gelecek. Ayrılık kapıya dayanmışken anasının, kardeşlerinin olduğu bu sofraya gelecek. Belki de evlatlarımı, gelinlerimi, torunumu son defa bir arada göreceğim, bu sofraya gelecek. Neredeydin Ertuğrul? Merak ettim seni. Sen demiştin ya Halime. Kaybettim. Lakin bu kayıp nice zaferlerin başlangıcı olacak Allah'ın izniyle. Lakin gönlüm ziyadesiyle rahat. Veremeyeceğim hiçbir hesap yok. Öyle tabii Ertuğrul. Beylik mi bizi galip kılacaktı kutlu mücadelemizde? Beyliği kaybettin diye vaz mı geçecektik hayallerimizden? Olsun, varsın, kaybetmiş ol. Senin gözlerin içine bakan, seni kurtuluş gören nice insan vardır. Gerekirse tek başına gideriz dedik biz en başında. Alplerin gözündeki ateşi gördüm Halime. Çocukların gözlerindeki umudu gördüm. Gayrı bilirim. Yalnız olmayacağız. Tez vakitte hazırlanasın. Yarın bize inanan, bizi çare belleyen, bize güvenen insanlarla birlikte yola çıkacağız Allah'ın izniyle. Rüyalarımızı gerçek kılacağız. Alnımız ak, başımız dik gideceğiz buralardan. Allah seni başımızdan eksik etmesin Ertuğrul. Sen umudunu yitirmişlere umut, ateşini yitirmişlere kıvılcım oldun. Uyuyan yürekleri yeniden uyandırdın. Allah yolumuzu açık etsin Halime Sultan.
Ertuğrul Bey'im diyeceğim bir şey var. Gündoğdu Bey'im bir sofra hazırlatmış. Bizi de davet eder. Gayrı o sofranın tadı kalmamıştır. Ertuğrul. Anam belli ki dört gözle seni bekleyecek. Belki de son kez gelinlerini, evlatlarını, torununu bir arada görecek. Bunu ona çok görme. Onu boynu bükük yalnız komayasın. Ertuğrul abim gelecek. Anamın son gecesinde yalnız kalması. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gayrı bu ekmek. Üleştiğimiz son lokmalardır. İstedim ki Süleyman Şah'ın otağında ömrü vefa edenlerle son bir defa bir arada olalım. Gündoğdu Bey'im müsaade ederse, derdimi dile getirip evlatlarımı bir arada tutmak isterim. Estağfurullah ana. Ömrümüz cenk etmekle, acı çekmekle geçti. Lakin hiçbiri Sungur Tekin'in bana verdiği acı kadar yüreğimi dağlamadıydı. Şimdi iki evladım birden obamdan, otağımdan kopup gidecek. Kopup gideceğimiz topraklar Oğuz'un istikbalidir ana. Süleyman Şah'ın Görklü, ulu otağından vakti gelmiş bir tohum gibi kopup gideceğiz. Kök salacağımız en uzak menzillere kayının sancağını dikeceğiz. Ata topraklarından yola çıktığımız gün gibi. Menzilimiz her daim güneşin battığı topraklar olacak. İslam'ın ve Oğuz'un sancağını düşürmeyeceğiz ana. Babamın otağına kara günler göstermeyeceğiz. Bilesin ki bu yol sadece benim değil, kayıların kaderidir.
Seninle kaç kişinin geleceğini sanırsın Ertuğrul? Kaç zavallının kanına gireceğini düşünmez misin hiç? Hele başında bu kadar bela varken... Demek Ertuğrul eceline doğru yola çıkıyor ha? Emrettiğiniz gibi. Adamlarım yolda, onları bekliyor olacak Emir Hazretleri. Yanında bir avuç çapulcuyla yola çıkan, yutulacak küçük bir lokmadan başka bir şey değilsin ha Ertuğrul. Bu işi bitiresin Doruk Bey. Yanında kim varsa öldür. Avradını, çocuğunu, atlarını dahi sağ koma. Gayrı bu iş bitsin isterim. Emredersiniz Emir Hazretleri. He. Cengi giderken yanına boğacı da al. Sana yardımı dokunur. İşin bitince de onu öldür. Saadettin Köpek, kendine ihanet edenleri asla bağışlamaz. Emredersiniz Emir Hazretleri. Yol yakınken vazgeç. Kayaların gördüğü en büyük alp olduğunu herkes bilir. Takdir eder. Gidersen yokluğun hepimiz için büyük olacaktır. Heba olup gideceksin Ertuğrul. Sen de, alplerin de, seninle yola düşen avratlar da hepiniz kaybedeceksiniz. Ölüp gideceksiniz. Cenk ölünce kaybedilmez ağabey. Cenk, düşmanlarımıza benzediğimizde kaybedilir. Görüyorum ki, siz çoktan benim cenk ettiğim düşmanlarıma benzemişsiniz bile. Masum bir çocuğu boğmaya kalkarak otağda altınla bey satın alarak çoktan yaptınız düşmanlarınızı. Ertuğrul. Gayrı başka söze hacet yoktur. Bunca şeyden sonra sana nasıl kal derim oğlu. Git desem. Gönlüm nasıl razı gelir? Demek bu cihanda yaşamak düşermiş bize. Gayrı ağızda söz, yürekte sabır bitmiştir ana. Allah kalanların da, gidenlerin de yardımcısı olsun. Amin. Şehzade Yiğit'i sultana teslim et Ertuğrul. Aksi halde onun kaderi sizin de kaderiniz olur. Sakın bu sözümü unutmayasın. Her daim sultanımızın adaletine inandım ağabey. Gerekeni yapacağım. Merak etmeyesin. Müsaadenizle.
müsaaden Nana. Yarın Ahlat'a gideceğim. Yol uzun. Gidip biraz istirahat edeyim. Kaşık, sen esir düşüp gittiğin günden bu yana burada seni bekler. Biz ümidimizi kestiğimiz zamanlarda bile anam hiç ümidini kesmemişti. Canım anam benim. Hayır gördüklerimizde şer vardır. Sen bize hayırlısını ver ya Rabbi. Şerleri def et. Bizim için güzel olana hükmet. Ellerini üstümüzden çekme. Acize düşürme. Basiretimizi aç. Ferasetimizi genişlet. Verdikleri kararla onları felakete sürüklemekten koru. Gaflete düşmekten men et. Sırat-ı müstakimden ayırma. Hakkımızda doğru olan neyse onu ver. Muhakkak ki sen en doğrusunu bilen, en doğrusunu nasip edensin. Kendini üzme Esin Hatun. Biz yanlış bir şey yapmadık. Obamızı felaketten kurtardık. Böyle olmadı beyim. Halime Sultan'dan, Ertuğrul Bey'den, Tündar'dan, Gündüz'den ayrı kalmak. Bu ayrılık acısına dayanmak çok zor.
Dik durasın hatun. Biz elimizden geleni yaptık. Gün doğdum. Hiç mi başka yolu yoktur? Sen büyüklük yapsan, Ertuğrul Bey'e kal desen, belki kararı değişir, ha? Kurbanın olan beyim, son bir kez dene. Konuşalım bakalım. Gidip bakın bakalım. Bizimle gelecek olan alpler kimlermiş? Yolda kaç kişi olacağız öğrenin. Emin olur beyim. Her çadıra gider bakarız beyim. Eyvallah. Halime, sen de hatunlara bakasın. Merak etmeyesin beyim. Gönlünü ferah tut. Gerekirse bir avuç insanla tez vakitte yola koyulacağız. İçin ahlata giderim. Gitmeden evvel sana iki kelam etmek istedim. Bu obanın beyi olarak değil, senin gibi bir alpi kaybetmekten korktuğum için değil, canımdan öte bildiğim kardeşime kal demek için geldim. Gayrı çok geç abi. Etme eyleme kardeşim. Beni, Sungur'u, anamızı böyle konu. Biz beraber büyüdük. Evlatlarımız da, hayallerimizde, umutlarımızda beraber büyüsün. Gel inadından vazgeç. Gayrı ne ortak hayallerimiz, ne ortak umutlarımız kalmıştır abi. Bana değil, eline Korkut Bey'in, Tuğtekin Bey'in, Gökçe Hatun'un kanı bulaşmış köpeğe itibar ettiniz. Ben iki obaya musallat olan o itle uğraşırken siz ne yaptınız? Onun arkasında bana karşı saf tuttunuz. Babamın otağında türlü fitneye sessiz kaldınız. Sırf bey olacağım diye beylere altın dağıttın abi. Umutlarımızı da hayallerimizi de çiğneyip attınız. Bizi biz yapan ne varsa İnceldiği yerden, hiç düşünmeden koparıp attınız. Görürüm ki girdiğim her dava size ağır gelir. Gayrı bize o güzel hatıraları hatırlamak kalacaktır. Bunlarla da teselli olmak. Allah yardımcın olsun. Abi.
Zungur Tekin'e ne oldu? Ertuğrul kardeş kanı döktü. Gayrı av da benim, toy da benim. Eğer ona dur demezse obamız bölünecek. Yanında kim varsa öldür. Kaya Obası'nın beyliğine Gündoğdu Bey ve Ertuğrul Bey taliptir. O bir avuç zavallının da eceli olacaksın. Senin o zavallı dediğin insanlarla devlet kuracağım. Benimle yoldaş olmaya var mısınız?